Merhaba. Özel bir yayınla karşınızdayız. Biliyorsunuz Sedat Peker'in açıklamaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Açıklamalarının her birinin altını doldurmaksa biz gazetecilere düşüyor. Açıklamalarında mühim itiraflar, mühim tanıklıklar var. Ancak Sedat Peker'in açıklamalarıyla yaşanan kimi adli gelişmeler veya polisiye gelişmelerse bu olayı daha da dallandırıp budaklandırıyor. Kutlu Adalı cinayetinin anatomisi dedik ki birkaç yayın önce birkaç video önce Sedat Peker'in önce Lafzen geçirdiği işte Kutlu Adalı cinayetine de bir bakalım dediği sonraki videolarda ise detaylandırdığı bir konu. Sedat Peker eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Kutlu Adalı'yı ...öldürtmek için kendisinden... ...tetikçi talep ettiğini iddia etmişti. Şimdi hepsine bakacağız. Mehmet Ağar kimdi? Kutlu Adalı kim? Ee, Sedat Peker'in... ...pozisyonu orada ne? Başka isimler de... ...geçecek. Mesela Galip Mendi'nin... ...ismi geçecek. Levent Ersöz'ün... ...ismi geçecek. Abdullah Çatlı'nın... ...ismi geçecek. Ee, Atilla Peker'in ismi geçecek. Ve elbette Efsane Yarbay denilen... ...ve Türkiye Türk medyasında... ...pek çok gazetecinin de kendine böyle... ...seslendiği Korkut Eke'nin... ismi. Ismi geçecek ve bu isimler kimler, bu olayda nasıl pozisyonlanmışlar, ona bakmaya çalışacağız. Ama tabi elbette bu bir belgesel değil, elbette e, bu bir e, ne bileyim başlı başına bir e, dosya değil, sadece bir hatırlatma, sadece bir şeylerin kapağını aralama. Olay Kıbrıs'ta geçiyor. E, Kutlu Adalı e, Kıbrıs'ta bir gazeteci ve 1996 yılı Temmuz ayında evinin önünde öldürüldü. Peki bu gazeteci niye öldürüldü? Ee, neden hedefti? Kim öldürdü? Veya katilleri kimdi? Ee, ve onun ölümüne giden süreçte e, nasıl bir gelişmeler yaşandı? Ee, buna bakacağız. Ama önce Sedat Peker'in açıklamalarına ve kardeşi Atilla Peker'in ifadelerine bakalım. Daha sonra ben e, Kutlu Adalı kimdi? Pozisyonu neydi? Ve olaylar silsilesine başta bahsettiğim isimler bu olaya nasıl müdahil oldu? Onları hatırlatacağım. Ee, Sedat Peker... E, Mehmet Ağar'ın Kutlu Adalı'yı öldürtmek için kendisinden tetikçi talep ettiğini iddia etmişti e, çektiği videolarda. Bu talep üzerine ise kardeşi Atilla Peker'i Kıbrıs'a gönderdiğini ancak sonradan e, Korkut Eken'le görüştüğünde başka bir ekibin e, Kutlu Adalı'yı öldürdüğünü söylediğini an, aktardı, iddia etti. E, Kutlu Adalı cinayeti... Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta bilinen bir cinayet, herkesin konuştuğu bir cinayet ama ailesinin pek konuşmadığı ve konuya girmediği bir cinayet. Neticede eşi İlkay Adalı hayatta ve ona ulaşmaya çalışıyor gazeteciler ve gazetecilere İlkay Adalı iki kelimeyle cevap veriyor. Umutlu değilim diyor. Öncesinde de hiç konuşmuyor. Aile korkmuş olabilir veya gerçekten bu konunun çözüleceğine inancını yitirmiş olabilir. Bilmiyoruz ama ben bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ailenin neden konuşmak istemediğini, Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı'nın neden umutlu değilim dediğini belki biraz daha iyi anlayacaksınız. Sedat Peker Mehmet Ağar'ın kendisine Kutlu Adalı Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor dediğini aktarıyor. Bu sebeple Kutlu Adalı'nın öldürülmesi adına kardeşini Atilla Peker'i adaya gönderdiğini iddia ediyor. Ee, ve e, devamında da şöyle söylüyor çektiği videoda. Hep böyle yapıyorlar, vatanseverlik diyorlar, milleti coşturuyorlar, herkesi birbirine sokuyorlar. Ee, Peker ayrıyeten Mehmet Ağar ve Korkut Eken'le aralarında geçtiğini söylediği diyalogları da videolarında anlatmıştı. Biz o zaman Korkut Eken ve Mehmet Ağar'la hep beraberdik. Mehmet Ağar bana iki tane profesyonel bul dedi. Ben de öz kardeşimi Atilla Peker'i vereceğimi söyledim ve e, işte Türk Hava Yolları uçağıyla adaya uçulduğunu vesaire bütün bunların hepsinin kayıtlarda olduğunu ve ispat edilebileceğini söylüyor. Eee Atilla Pekerle Korkut Eken'in cinayetten ne kadar önce Kıbrıs'a gittikleri tespit edilebilir filan diyor. Aradan zaman geçti. 3-4 gün sonra dö döndüler. Denk gelinemedi. Yani e, Kutlu Adalı'nın öldürülmesi işi e, gerçekleşmemiş. Eylem yapılamamış. Korkut abi ile Korkut Eken ee, konuştum. Ee, dedi ki tekrardan gideceğiz. Sonra e, orada bunların başka bir ekip öldürmüş diyor Kutlu Adalı'yı. Sedat Peker'in iddialarını sıralıyorum. Sonra görüştüğümüzde bana işin hal olduğunu söyledi diyor. Evet bu böyle. Ee, Sedat Peker'in bu videosunun üzerine ne Korkut Eken ne Mehmet Ağar ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan Sedat Peker'in kanser hastası dediği kardeşi Atilla Peker oldu. Atilla Peker ise e, ifade vermeye gitti, gözaltına alındı. İfade verdikten sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na iki sayfalık bir ifade verdi. Bu ifadeyi de Sedat Peker Twitter hesabından yayımladı. Ve Atilla Peker bu ifadesinde Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak Enteresan koordinatlar, enteresan bilgiler verdi, kendi tanıklığını anlattı. Bir anlamda devletin resmi makamlarına kayıt düştü. Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adanının öldürülmesine ilişkin bildiklerini anlatmak amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçeyi şimdi satır başlarıyla okuyacağım. Aynen şöyle söylüyor. Şu andan itibaren Atilla Peker'in ifadesini okuyorum. Daha sonra da bu ifadede geçen Kutlu Adalı kimdir, nedir, olay nerede ne şekilde geçmiştir, niye olmuştur bununla ilgili e, detayları bu ifadenin ardından e, anlatacağım ve taşlar biraz daha yerine oturacak. Atilla Peker'in ifadesini okuyalım. Kardeşim Sedat Peker beni 1996 yılı Mart ya da Nisan ayında aradı. Ankara Sheraton Otel'e gelmemi istedi. Ben de isteğine uyarak bulunduğu yere gittim. Orada Korkut Eken'le kendisinin bulunduğu ortamda Kıbrıs'a Korkut Eken'le birlikte gitmem gerektiğini, polis ve askerlerimizi şehit eden terörist kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin öldürülmesi gerektiğini söylediler. Ertesi gün ben Korkut Eken'le THY'nin tarifeli uçağıyla Kıbrıs'a gitmek üzere kontrol yapılmadan uçağa doğru geçerken önce memurlara cebinden çıkardığı birkaç kimlik arasından Korkut Eken, ...seçerek Mustafa kimliğini gösterdi ve kendini kaydettirdi. Korkut Eken bana Jericho bir silah verdi ve ben belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik. Kıbrıs'a indik, ismini hatırlamadığım bir otele yerleştik. Sonra aynı gün Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım... Yardımcısı Enver Tosun Yarbayla tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi. Bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucunun nasıl sökülüp takılacağını bana öğretti. Bir sonraki gün beyaz Renault Toros marka araçla Kutlu Adalı isim, isimli şahsın akşam hava karardıktan sonra evinin çevresinde keşif yaptık. Hatırladığım kadarıyla evi yola yakın bahçeli bir evdi. Önünde ufak bir bahçesi vardı. Şahsın evinde kalabalık 4-5 kişilik bir grup olduğunu fark ettik. Bu nedenle içeri girmedik. O esnada benim belimde Jericho silah ve elimde susturuculu bir Uzi marka silah vardı. Ertesi gün tekrar geldik. Gündüzleri de evin etrafında birkaç sefer keşifte bulunduk. Yine evden çok sesler geliyordu. Bunun üzerine Korkut komutan bana dedi ki 3 kişi de olsa bunların hepsi PKK'lıdır. PKK'lıyla dost olan da PKK'lıdır. Hepsini öldürmende bir mahsur olmaz dedi. Üçüncü gün bir piyade alay komutanının makamına gittik. İsmini hatırlamadığım alay komutanından Korkut Eke'nin talebi Kutlu Adalı isimli şahsın aracının e, güvendiği iki rütbeli tarafından durdurularak şahsın bize teslim edilmesinin sağlanmasını istedi. 1-2 saat sonra şahsın durdurulduğu yani Kutlu Adalı'nın durdurulduğu haberi geldiğinde biz de hızlı adımlarla Alay Komutanlığı binasından çıktık. Kutlu Adalı'nın yanında 15 yaşlarında bir çocuk vardı. Kişi alayın içine sokulmuş olduğunu, etrafının da askerlerce sarılmış olduğunu görünce tekrar Alay Komutanının makamına geri döndük. O arada Alay komutanını azarladı Korkut Eken. Ben sana böyle mi söyledim dedi. Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na geri döndük ve ertesi günde tekrar Türkiye'ye geri döndük. Ancak Korkut Komutan bana Atilla buraya geleceğiz dedi. Buraya kadar Atilla Peker Kutlu Adalı'yı öldürmek için adaya nasıl gittiklerini ve nasıl bu eylemi gerçekleştiremeden döndüklerini anlatıyor detaylı bir şekilde. Sonrasında devam ediyor Atilla Peker. Ben bir yaralama nedeniyle Paşa Kapısı cezaevinde bulunduğum sırada beni cezaevinde yanımda bulunan cep telefonumdan cezaevinde cep telefonumdan arayarak kendisinin Klasis Otel'de kaldığını ziyarete geleceğini söyledi. Ben de abi cumartesi pazar ziyaret yok ben hastaneye çıkacağım sizi Klasis Otel'e ziyaretinize geleceğim dedi dedim. Hastaneye çıkıyor ve oradan Klasis Otel'e Korkut Eken'i ziyarete gidiyor. O tarihte cezaevinin hastane için ring aracı yoktu. Bu şekilde taksiyle gardiyan ve askerler işliğinde hastaneye gittim. Hastane çıkışında iki sivil araçla gelmesini sağladım. Ve bulunduğu Silivri Klasis, Klasis Otel'e bu araçla iki sivil araç gelmesini sağladım. Ve bu e, Silivri Klasis Otel'e bu araçla bir gardiyan ve askerlerle gittik. Erlere ve gardiyana lobide oturmalarını söyledim. Korkut Eken. Korkut komutanın ol, bulunduğu odaya çıktım. Odada Sedat Peker ve birkaç kişinin olduğunu gördüm. Korkut Korkuteken Asubey ve Asubey as ve Uzman Çavuş'un alnından öperek "Atilla'yı getirdiğiniz için teşekkür ederim." dedi. Bana hitaben gülerek "Atilla biz Kıbrıs işini hallettik. Biliyor musun?" dedi. Sonra sabaha doğru cezaevi sayımından önce cezaevine döndüm. Adı geçen şahıslarla her platformda yüzleşmeye hazırım. Videoda anlatılanlarla ilgili görgüm bundan ibarettir." diyor. Sedat Peker'in anlattığı daha doğrusu Sedat Peker'in birkaç cümleyle ifade ettiği şeyi iki sayfa halinde savcılığa verdiği ifadede devletin kayıtlarına geçiriyor Atilla Peker. Atilla Peker'in bu ifadesini de Sedat Peker Twitter hesabından koydu ve Twitter hesabına koydu ve bütün dünyanın haberi oldu. Evet durum böyle. Şimdi peki kimdir Kutlu Adalı ve neden öldürüldü? Biraz da buna bakalım. Kutladalı bir gazeteci, 1955 1935 doğumlu, 1996 yılında öldürüldüğünde de 61 yaşındaydı. Lefkoşe doğumlu, Türkiye'de öğrenim görmüş, Antalya'da tamamlamış ama daha sonra tekrar adaya dönmüş. Zaten soyadı da Adalı buradan geliyor. Ee, 1961-72 arasında 11 sene boyunca Rauf Denktaş'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış. Yani Kıbrıs'ın efsanevi lideri Rauf Denktaş'ın da çok yakından çok yakın arkadaşı, dostu ve aynı zamanda beraber çalıştığı bir isim. Ee, daha sonra yolları ayrılıyor ve e, kendisi Yeni Düzen gazetesini kuruyor ve orada gazetecilik yapıyor. 6 Temmuz 1996 tarihinde ise evinde e, vurularak katlediliyor. Cinayeti hala aydınlanmış bir e, cinayet değil e, ve her defasında soruşturma hakim kalıyor ve Kıbrıslı yetkililer tarafından kapatılıyor. Türkiye'de Türkiye'de de zaten e, bunun üzerine gidilmiyor. E, Kutlu Adalı cinayeti sırasında Türkiye'de e, işte DYP SP hükümetleri dönemi e, bunu da hatırlatmakta yarar var pek çok ee, özellikle 93 yılında hatırlarsanız pek çok e, faili meçhul cinayet var. Yani e, Uğur Mumcu cinayeti var, Musa Anter cinayeti var, e, ne bileyim e, Eşref Bitlis cinayeti var. Pek çok e, karanlık olay var. Onun akabinde gelişen bir olay e, bunu da belirtelim. Kutlu Adalı'nın katledildiği dönemde Kıbrıs Türk e, Sivil Savunma Teşkilatı'nın başkanlığını Kor General Galip Mendi yürütüyor. Ee, bu dönemde Kıbrıs Türk Sivil Savunma Teşkilatı, e, tabir yerinde yerindeyse e, kapalı bir teşkilat. E, adada e, bir nevi kontur gerilla e, faaliyetleri yürüttüğü veya örgütlediği yönünde e, iddialar var e, ee, Galip Mendi ise e, o dönemde Kıbrıs Türk Sivil, Sivil Savunma Teşkilatı'nın başkanı Kor General Rütbesi'nde şu hatırlatmayı da yapalım. Galip Mendi sonraki dönemde yükselişini sürdürdü. 2015 Yüksek Askeri Şurası'nda jandarma genel komutanı oldu. 15 Temmuz 2016'da o darbe girişimi iddialarının bulunduğu o günlerde jandarma genel komutanıydı. Ee, 15 Temmuz'dan sonraki Yüksek Askeri Şura'da da emekli edildi. Yaş haddinden dolayı bu hatırlatmayı da yapmış olalım. E, Kutlu Adalı Sen Barnabas Manastırı baskını ile ilgili olarak Galip Mendi'yi suçluyor. Peki bu Sen Barnabas e, baskını e, nedir? E, ona bakalım. E, Sen Barnabas e, bir manastır e, ve e, Sen, tarihi Sen Barnabas ...baskını olayı Kutlu Adalı cinayetiyle birebir ilişkili ve ondan bağımsız Kutlu Adalı cinayeti e, düşünülemez. E, elde edilmiş, teyit edilmiş bilgilere göre kimi mahkeme, polis ifadeleri veya kimi e, tanıklıkların e, toparlamasını yapacağım size. E, Galip Mendi, e, özür dilerim, e, Kutlu Adalı'nın öldürülmesinden Temmuz 1996'da öldürülüyor, 6 Temmuz... 14 Mart 1996'ya gidiyoruz. Yani bin, e, birkaç ay öncesine bu Kıbrıs Türk Sivil Savunma Teşkilatı e, mensubu yani Galip Mendi'nin, Kor General Galip Mendi'nin başkanlığını yaptığı Sivil Savunma Teşkilatı mensubu 15 silahlı ve maskeli kişi 14 Mart 1996 akşamı bir beyaz Toros, bir kırmızı Isuzu Jeep e, ve bir e, Vitara otomobille Sen Barnabas Manastır'ı İkon ve Arkeoloji Müzesi'ne geliyorlar. Üç nöbetçiyi saf dışı ediyorlar, bir odaya kilitliyorlar ve milyonlarca liralık ikonaların korunduğu tarihi müzeye giriyorlar. Ee, müze dışında bulunan Sen Barnabas'ın da mezarını e, kazıyorlar ve 12 basamak aşağı iniyorlar. İddiaya göre dünyaca ünlü Sen Barnabas İncil'ini çalıyorlar. Tabi bu konuda rivayet muhtelif. E, ardından müzeyi terk ediyorlar. Orada gene e, milyonlarca e, yani paha biçilemeyen değerde e, bir takım e, eserleri veya bir takım sembolleri e, aldıkları da ifade ediliyor. Bu konuda hiçbir şey teyit edilemiyor. Hiçbir şey net olarak bilinemiyor. Çünkü üstü, üstü örtülüyor. E, Sembarnavas İncil'i Hristiyan dünyasında da çok konuşulan bir İncil ve... Ee, ...özellikle e, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu falan gibi konular biraz reddedildiği için bu İncil'de... E, ...Roman'ın da tepkisini çeken bir tarafı var. Ee, haliyle Hristiyan dünyası anlamında da, e, Hristiyan dünyasına baktığınızda da son derece karmaşık bir konu. Ben buraya girmeyeceğim. Ee, özellikle Sen Manast Barnabas Manastırı'nda e, bir takım elmas, pırlanta e, gibi... E, gömüler olduğundan da bahsediliyor. Özellikle 1974'teki e, Kıbrıs e, Türk Barış Harekatı e, sırasında e, elde edilen bir takım ganimetlerin e, burun, buranın bahçesine veya buraya gömüldüğü iddiaları da var. Söz konusu baskında bu ganimetlerin veya bu elmas, pırlanta gibi ziynet eşyalarının da hedeflendiği gibi iddialar var. Dediğim gibi burada gerçekten ucu açık konuşuyorum. Çünkü bu iddialar doğrulanmış, teyit edilmiş değil. Çünkü soruşturma yapılamadı bir türlü. Ve e, özellikle bunun üzerine gidildikçe veya bu baskın araştırıldıkça e, Galip Mendi'nin e, bu soruşturmayı veya bu araştırmayı engellediği... ...ve tehdit ettiği iddiaları da var. Kutlu Adalı işte... ...Yeni Düzen gazetesinin... E, ...çıkaran ve bir gazeteci olarak... ...bu soygunun, bu baskının peşine düşüyor. 14 Mart... ...1996'da gerçekleşen... ...bu e, baskının peşine düşüyor... ...ve bir hafta sonra... E, ...generalin ganimetlerinden... ...bahsettiği, yani Galip Mendi'nin ...ganimetleri diyebileceğimiz... ...bir yazı yazıyor. Ardından da... ...bu konuyu araştırmaya... Ee, ...devam ediyor. Ee, eşi İlkay Adalı... ...bu cinayetten çok sonra... ...bizzat Galip Mendi'nin e, ...Yeni Düzen gazetesini arayarak... ...tehdit ettiğini de söylüyor. Böyle bir tanıklık da var. Önce... Ee, Gerek bu baskınla ilgili konular gerekse neler yaşandığı konusu askeri yetkililer tarafından, sivil yetkililer tarafından üzeri örtülüyor ve ne bir emniyet soruşturması takibi yapılabiliyor ne bir adli soruşturma takip yapılabiliyor. Bilakis tehditler vesaire arka arkaya geliyor. Ee, i̇şin bir de böyle bir tarafı var. Peki Korkut Eken kim ve Korkut Eken'in bu konuya dahli nedir? Korkut Eken profilini... E, yeni nesil hatırlamayabilir ama Susurluk kazasından sonra çokça gündeme gelen isimlerden biri. Korkut Eken neden... E, işte efendim şeye gitti... E, Kıbrıs'a... E, gitti ve Atilla Peker'in iddiasına göre... bir ekiple beraber Kutlu Adalı'yı... E, ortadan kaldırdı. dedi Deminden beri söylediğim gibi yani bütün bunların hepsi... çok korkunç iddialar ve ben sadece bunları sıralıyorum. Korkut Eken bir asker... Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 1987'de yarbay rütbesiyle emekli olmuş ama emekli olduktan sonra da ne silahlı kuvvetlerle ne istihbaratla ne emniyetle ilişkisini kesmemiş bir asker. Efsane yarbay dedim ya yarbay rütbesiyle emekli olduğu için. Akabinde Milli Savunma Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyor. Akabinde özellikle 1993-96 arasında ee, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis özel harekat timlerinin teşkili ve sevk ve idaresinde çalışıyor. 93-96 dönemi de işte Türkiye'nin en karanlık dönemi. 93'teki faile meçuller, meçuller hatırlayın beyaz toroslar vesaire. İşte 96'da Kurtlu adalı cinayeti. Dolayısıyla e, şey de bu. E, Korkut Eken 1974 Barış Harekatı Kıbrıs Barış Harekatında da adaya çıkan e, askerlerden biri. Dolayısıyla Kıbrıs'la ilgisi, e, Kıbrıs bilgisi de yeni değil. Ta 1974'de belki daha öncesine de e, dayanıyor. E, mesele böyleyken böyle. E, neticede e, Kutlu Adalı St. Barnabas e, Manastırı veya Müzesi baskını ile baskınının üzerinde duruyor ve e, defalarca e, bununla ilgili yazı yazıyor. Bu konuda tehditler almasına rağmen, gazetesine de e, tehditler gelmesine rağmen Bundan geri durmuyor ve 6 Temmuz 1996 günü evinin önünde öldürülüyor. Evet, beyaz soruclara binmiş birileri tarafından kimler olduğunu da işte Atilla Peker'in veya bu işi kimlerin çekip çevirdiğini organize ettiğini de Atilla Peker'in ifadelerinden duyuyoruz. O da tabi elbette Atilla Peker'in iddiaları. 6 Temmuz 1996 cinayetinden sonra meselenin sadece Korkut Eken, sadece Mehmet Ağar, sadece Galip Mendi tarafı yok. Meselenin bir de çok enteresan Abdullah Çatlı tarafı var. Çünkü o tarihlerde yani 6 Temmuz 1996, Temmuz 1996'da Abdullah Çatlı'nın da Kıbrıs'ta olduğu Mehmet Özbay ee, sahte pasaportuyla, daha doğrusu esasen Mehmet Mehmet Özbay ismine düzenlenmiş Türkiye'nin verdiği resmi bir pasaportla esasen orada olduğu e, iddiaları var. Sahte pasaport dememiz e, demek doğru olmuyor çünkü bunu e, Türkiye, Türk devleti emniyet, neyse artık özel harekat veya istihbarat kullandığı veya işte görevlendirdiği insanlara farklı isimlerde kimlikler veya pasaportlar temin ediyor. Tıpkı Korkut Eken'e Atilla. Atilla e, Pekerle bindiği uçakta verilen Mustafa isimli pasaport veya kimlik belgesinde olduğu gibi, e, gerek e, Kutlu Adalı'nın eşi ailesi, e, gerekse e, dönemin gazetecileri yaptıkları araştırmalarda e, Abdullah Çatlı'nın e, bu konuda e, görevlendirilmiş olabileceği üzerinde duruyorlar. E, İlkay Adalı e, anlatımlarında. Çatlı'nın cinayet günü Kıbrıs'ta olduğunun net olduğunu belirtiyor ve e, Abdullah Çatlı'nın e, öldürülmesi veya ortadan kaldırılması olayının da bundan birkaç ay sonra susurluk kazası olacak Kasım 1996'da Türkiye'de ve her şey karışacak Abdullah Çatlı'nın e, ortadan kaldırılması veya öldürülmesi olayında da olayıyla da bunun ilgisinin bulunabileceği, Kutlu Adalı Cinayeti'nin ilgisinin bulunabileceği üzerinde e, duruyor. E, son derece enteresan e, çünkü Abdullah Çatlı'nın bindiği taksiyi, Abdullah Çatlı'yı havaalanına götüren taksiyi, Abdullah Çatlı'yı o gün orada gören tanıkların olduğunu e, bu konuyu inceleyen gazeteciler ve ailesi e, teyit ediyorlar. İşin bir de e, böyle bir e, tarafı var. Biraz karışık, biraz karmaşık ama Kutlu Adalı cinayeti özellikle belki çoğunun, çoğumuzun ismini ilk defa duyduğu Kıbrıslı bir gazeteci 61 yaşında 6 Temmuz'da 1996'da evinin önünde katledildi. Ve bu gazeteci birkaç ay önceki Sen Barnabas Kilisesi Manastırı neyse baskınını araştırıyordu. Bu baskınını yapan Kıbrıs Sivil Savunma Güçlerinin başında Kor General Galip Mendi vardı. Ve yine bir diğer iddiaya göre e, o baskını yapan isimler arasında geçmiş Ergenekon davası sanıkları e, içerisinde hatırlayacağımız Levent Ersöz'ün de olduğu gene iddia ediliyor. Ee, Ergenekon tutuklularının geçmiş dönemde birçoğunun ismi esasen Kıbrıs'ta, Kı Kıbrıs'la birlikte e, anılıyordu. Ee, mesela Semih Tufan Gülaltay'la, e, geçtiğimiz yıllarda kanserden hayatını kaybeden emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin'e de Kıbrıs vatandaşlığını e, dönemin e, Cumhurbaşkanı, Başbakanı Derviş Eroğlu'nun verdiği kayıtlara geçmişti. E, yine e, o dönem Tu General olan Levent Ersöz'ün ee, Kıbrıs'a kaçmak için hazırlık yaparken Yakalandığı da bilgiler Arasında Levent Ersöz Ergenekon davasında bir sürü Bir süre e, tutuklu kalmıştı Bunu da hatırlatmış olalım Bir Levent Ersöz tarafı da var Evet aydınlanmaya e, Aydınlatılmaya muhtaç çok şey var e, Evinin önünde öldürülen bir gazeteci bu gazetecinin peşine düştüğü bir manastır veya kilise kilise baskını orada neyin araştırıldığı, neyin çıkarıldığı veya orada orada eğer bir zinet ne bileyim elmas, pırlanta gibi şeyler varsa bunlarla kimin zengin olduğu ve e, 1996 yılında bu kutlu Adalı'da çok fazla oluyor. Bu manastır baskını meselesini çok da fazla yani e, o kadar tehdit ettik ve susturamadık. O halde ebediyen susturalım deyip e, onun öldürülmesi ortadan kaldırılması için bir Ekip kuruluyor Türkiye'de. Bu, ve bu ekibe bu, bu ekibe e, Korkut Eken'in e, önderlik ettiği iddia ediliyor. Mehmet Ağar'la birlikte ve Atilla Peker'in keşif ve bu infazı gerçekleştirmek için Korkut Eken'le birlikte Kıbrıs'a gittiği, beceremeyince, olmayınca geri dönüldü ama Korkut Eken'in bir iş, bir, e, bir biçimde bu meseleyi hallettiği iddia ediliyor. Korkunç şeyler bunlar ve e ardından e, 1996'dan 2021'e 25 sene boyunca aydınlatılamayan bir cinayet. 2005 yılında Türkiye bu cinayetle ilgili e, rolü olduğu ve bu cinayetin aydınlatılmam aydın, aydın, aydınlatılamaması nedeniyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kutlu tam olarak söyleyeyim kutlu adalı cinayeti hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesiyle 31 Mart 2005'te Türkiye'yi mahkum etti. 95 bin euro para cezasına çarptırdı. Peki 2005'ten 2021'e geçen sürede herhangi bir şey oldu mu? Hayır herhangi bir şey olmadı. Hatırlatalım Kutlu Adalı cinayetinden aylar sonra Kasım başında Susurluk'ta bir kamyona çarpan aracın içerisinde Abdullah Çatlı da vardı. Bu cinayette rol aldığı iddia edilen hayatını kaybetti kız arkadaşıyla beraber. Ondan sonra Susurluk'ta meydana geldiği için, Susurluk yakınlarında meydana geldiği için bu kazaya Susurluk Kazası dendi. Ardından patlayan ilişkiler ve ardından patlayan Olaylar silsilesine de susurluk skandalı dendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuruldu, rapor çıktı falan ama bir noktaya kadar gitmedi. Mehmet Ağar, susurluk kazası, susurluk skandalı patladıktan hemen 3 gün sonra İçişleri Bakanıydı dönemin. İçişleri Bakanlığından istifa etti ve koltuğu Meral Akşener'e devretti. Kutlu Adalı öldürüldüğünde Mehmet Ağar Türkiye'de bakandı. Korkut eken polis özel harekatları sevk ve idare ediyordu. Türkiye'nin 93-96 arasında faile meçhul işte efendim karanlık katliamlar akla gelebilecek pek çok işte beyaz toroslar falan gibi e, hadiselerin veya işte olayların karanlık olayların ardındaki isimlerdi. Ve bugün dönüp baktığınızda bugün dönüp baktığınızda yalı Yalıkavak Marina'da çekilen fotoğrafta e, Alaaddin Çakıcı'yı hemen yanında Mehmet Ağar'ı onun yanında Korkut Eken'i görüyorsunuz. Ekip gene sahnede elbette Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, siyaset yapan engin alanda aralarındaydı. Herkes bir yeri tutmuş, e, devam ediyor. E, kimsenin başına bir şey gelmedi. Ama Sedat Peker'in bir videosunda anlattığı bu olay üzerine, dikkat çektiği bu olay üzerine kim gözaltına alındı ve ifadesine başvuruldu? Kardeşi Atilla Peker. Diğerleri, Diğerleri hayatlarına devam ediyorlar. Bakalım bundan sonra... Bu olay olmamış gibi yapabilecekler mi? Bakalım bundan sonra Kutlu Adalı cinayeti gerçekten bütün boyutlarıyla aydınlatılabilecek mi? Üzerine gidilebilecek mi? Ve Kuzey Kıbrıs'ta herkesin bildiği bir meseledir bu. Herkesin konuştuğu bir meseledir bu. Ailenin biraz evvel de söyledim, eşi İlkay Adalı umutlu değilim demiş. Ümidini kestiği, çözümünden ümidini kestiği bir meseledir bu. Şimdi herhalde biraz daha iyi anlamışsınızdır. Ben hiçbir şey anlatmadım. Sadece satır başlarıyla kronolojiyi verdim. Ama bu dosyanın kapağı aralandığında bugüne kadar reddedilen, inkar edilen, masal denilen, kumpas denilen bir takım şeylerin de gerçekte olduğunu ve belki de dönemin aktörlerinin, dönemin faillerinin ağzından tanıklıkla dinleyeceğiz. Belki de o günlerin arefesindeyiz. O aydınlanma çağının arefesindeyiz. Bu umutla bitiriyoruz bu özel yayını. Hoşçakalın.